Herkese merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün size YouTube kanalınızı nasıl öne çıkarabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bir sonraki videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. YouTube kanalımızı öne çıkarmak için bazı zaman ayar yapmamız, bazı zaman da görsel birkaç değişikliğe gitmemiz gerekebiliyor. YouTube kanalımızı öne çıkarmak gerçekten zor bir iş ve bunu yapmak için de belirli konularda değişiklikler yapmamız gerekiyor. Şu anda ben YouTube kanalımın ana ekranındayım. Siz de şu anda ana ekranı görüyorsunuz. Benim YouTube kanalımın ana ekranında görmüş olduğunuz gibi burada videolarım var. Bu videoların küçük resimlerine dikkatlice bakmanızı istiyorum. Bu küçük resimleri ben mesela hazırlarken özellikle bu küçük resmin dikkat çekmesine odaklanıyorum. Yani insanlar bu küçük resmi gördüğünde bu videoya tıklarlar mı? Buna dikkat ediyorum. Sizlerin de buna dikkat etmenizi istiyorum. Eğer buna dikkat ederseniz zaten YouTube kanalınız bir şekilde öne çıkacaktır. En azından insanlar bu şekilde küçük resimlerinizi gördüklerinde bu videoya tıklayacaklardır. Küçük resimlerinizi yaparken kesinlikle dikkat çekici olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Küçük resmin nasıl dikkat çekici bir şekilde yapılacağını da merak ediyorsanız kanalın onunla da alakalı bir video var. O videodan da nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Bu şekilde dikkat çekici küçük resim yaptığınızda insanlar kesinlikle videonuza tıklayacaktır. Buna emin olabilirsiniz. Şöyle bir şey düşünün. Bir şeyi aratıyorsunuz ve karşınıza bir sürü sonuç çıkıyor. Bu sonuçlardan hepsinin böyle küçük resimleri, basit sadece yazı olan küçük resimler, ama bir tanesi üstünde uğraşılmış, göze çok dikkat çekici gelen bir küçük resim. Siz hangisine tıklarsınız? Tabii ki de dikkat çekici olana tıklarsınız. Çünkü o gözünüze daha hoş gelir, daha ilgi çekici gelir. Bu gayet basit bir mantıktır aslında. Siz ne kadar ilgi çekici yaparsanız küçük resminizi, insanların ona tıklama olasılığı da o kadar artacaktır. Bir sonraki önemli şey profil resminiz. Profil resminizi aslında çok fazla böyle ilgi çekici, şatafatlı bir şey yapmanızı istemiyorum burada. Burada size söylemek istediğim şu: profil resminiz kesinlikle insanlara hoş gelecek bir şekilde olmalı. Mesela ben şu an eski profil resmimden şahsen memnun değildim. Mesela şu anda profil resmimi değiştirdim. Siz de böyle değişikliklere gidebilirsiniz. Eğer bir şeyden memnun değilseniz, bu şekilde ben mesela yeni bir profil resmi hazırladım kendim için. Böyle bir profil fotoğrafı koydum. Siz de aynı şekilde mesela kanalınız için farklı profil fotoğrafları seçebilirsiniz. Bunların kesinlikle sade olmasına, ama sadeliğin yanında da insanların ilgisini çekmesine dikkat etmeniz gerekiyor. Buna dikkat ederseniz zaten gayet güzel profil resminiz olacaktır. Gerçekten profil resmi de insanların kanalınıza tıklaması açısından çok büyük bir önem taşıyor. Mesela yine küçük resimden bahsettik. Bir küçük resim var ama o küçük resmin hep sol tarafında bir de sizin profil resminiz var. Bu da gerçekten çok önemli. Profil resminiz de ilgi çekici ve insanların gözüne hoş gelecek şekilde yapmaya kesinlikle dikkat edin. Başlarda da bahsettiğim gibi bunun hem teknik hem görsel kısımları var. Yani YouTube kanalımızı öne çıkarmak için farklı farklı burada karşımıza yollar çıkıyor. Az önce görsel olanlardan sizlere bahsettim. Şimdi bizim için önemli olan şey biraz da teknik kısımlar. Teknik kısımlara hemen geçmek için ben sizi bir videoma götüreceğim. Şu anda YouTube kanalında en çok izlenen video olan videoya hemen beraber bakalım. Ben bu videoyu nasıl öne çıkarmışım, bunu görelim sizlerle beraber. Mesela burada benim en iyi ücretsiz video montaj programları isimli bir videom var. Bakalım ben bu videoyu nasıl öne çıkarmışım, sizlere burada göstereceğim. Siz tabii ki videoyu hazırlıyor olacaksınız. Zaten direkt ayarlar kısmında olacaksınız. Ben şu anda eski videoya giriş yaptığım için şu şekilde tıkladım. Daha sonra videoyu düzenle dedim. Buraya geldikten sonra zaten beni YouTube Studio'ya atıyor ve burada benim videomun düzenleme kısmı karşıma çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi bir videonun dikkat çekiciliği açısından en önemli şeylerden bir tanesi kesinlikle başlık. Bu başlığın hem ilgi çekici olması hem de SEO değerinin olması çok önemli. SEO değeri dediğimiz şey nedir? İnsanların bunu arattığında bulabilme olasılığı. Mesela ben şu anda şöyle bir şey yaptım. Aslında SEO biraz daha karmaşık bir şeydir. Tam olarak şimdi tam anlamıyla SEO'yu sizlere açıklayamayacağım. Ama burada YouTube'da SEO'nun nasıl yapıldığını öğreneceksiniz kesinlikle. Şu şekilde baktığınız zaman başlığında en iyi ücretsiz video montaj programları şeklinde bir başlık var. Burada mesela video montaj programları, hatta ücretsiz
video montaj programları bir anahtar kelime. Hatta bunların hepsi birer anahtar kelime. Şöyle bakacak olursanız ücretsiz başlı başına bir anahtar kelime, video montaj programları da bir anahtar kelime. Aynı zamanda onun içinde video montaj da bir anahtar kelime. Çünkü video montajı yapmak için aratan bir kişi de bunu bulabilir. Burada işte SEO dediğimiz kısım biraz buna geliyor. Şu şekilde bakarsanız ücretsiz video montaj programları bu bizim teknik kısmımız. Görünüm kısmımız yine var. En iyi. En iyi de bu videoyu daha ön plana çıkaracak bir şey. Yani ön plana çıktığında en iyi diye görürseniz biraz daha beyinde o şu şekilde canlanacaktır. Demek ki en iyisi bu. Bu canlandığında zaten insanlar sizin videonuza tıklayacaktır. Bu şekilde yaptık. Zaten başlıkların son taraftaki ikinci cümlesi de genellikle burada yine SEO değeri için yapılır. Video montaj nasıl yapılır şeklinde aynı zamanda burada da bir yazı yazdım. Buradan da aynı zamanda SEO değerimi arttırmış oldum. Bu şekilde başlığımızı yaptık. Açıklama kısmına gelelim. Açıklama kısmında yine anahtar kelimeler üzerinde çalışıyoruz. Bu videoda sizlere 3 farklı ücretsiz montaj programı tanıttım. Burada anahtar kelimemizi kullandık. Ücretsiz montaj programı. Bu şekilde tanıttım. Daha sonra ne yaptım? Burada geldim ve şunu yazdım. Video kesme, müzik ekleme, geçiş efekti ekleme gibi işlemleri yapabileceğiniz şeklinde burada bir cümleyi aslında keselim. Burada bir sürü anahtar kelime var. Video kesme, müzik ekleme, geçiş efekti ekleme. Bunlar birer anahtar kelime. Bunları da açıklama kısmında ekledim. Daha sonra ne yaptım? Hemen aşağı tarafa bakıyoruz cümlenin devamına. Bedava montaj programı arıyorsanız videomda bulabilirsiniz. Şimdi burada da ne kullandım? Ücretsiz montaj programını zaten kullanmıştım. Ama ben burada bir de ücretsizin bir eş anlamlısı olan ve insanların aratabileceği bedava kelimesini de kullanmışım. Bedava montaj programı diye de aynı zamanda bir anahtar kelimem olmuş oldu. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bu videoyu böyle öne çıkardım. Ama bizim esas önemli kısımlarımızdan biri tabii ki var. Hemen aşağı kısma iniyorum ve burada etiketler kısmımız göze çarpıyor. Etiketlere hemen bakıyoruz. Etiketlere baktığınızda zaten burada birçok açıklama kısmında ve başlıkta gördüğünüz anahtar kelimeleri etiketler kısmında da görüyorsunuz. Hatta böyle yapabilirsiniz. Etiketlerden önce bu anahtar kelimenin SEO değeri var mı diye bakıp daha sonra açıklamaya veya başlığa da ekleyebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Ben burada mesela etiketleri kullanmışım. Ücretsiz montaj programı, ücretsiz montaj programları, montaj programı, montaj programı ücretsiz gibi burada anahtar kelimeler kullanmışım etiketler kısmında. Şöyle bakacak olursanız etiketlerde nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Etiketlerde kesinlikle o şeyi düzgün yazmanız gerekiyor. Yani kelimelerin tamamı düzgün yazılmış olması gerekiyor. Yanlış yazarsanız hiçbir SEO değeri olmaz. Buna kesinlikle dikkat edin. Buna dikkat ettikten sonra yine dikkat etmeniz gereken bir şey tek kelimeli etiketlerden kaçınmak. Kesinlikle iki kelimeli etiketler kullanmanızı tavsiye ediyorum. Mesela ücretsiz montaj programı 3 kelimeli, ücretsiz montaj programları yine 3 kelimeli, montaj programı 2 kelimeli bir etiket. Ama görmüş olduğunuz gibi burada hiç tek kelimeli bir etiket ben bulundurmadım ve bu şekilde etiketlerimi girdim. Etiketleri girerken de buradan zaten mantıken düşünüp ya da vidIQ adlı bir bizim eklentimiz var. O eklentiyi kullanarak da bu şekilde etiketlerinizi girebilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra bizim geriye neyimiz kalıyor? Aslında şu anda hiçbir şeyimiz kalmıyor. Videomuzu bu şekilde öne çıkarabiliyoruz. Kanalımızı bu şekilde öne çıkarabiliyoruz. Ama şöyle de bir durum var. Burada az önce de bahsettim aslında yüzeysel bir şekilde. Burada etiket, açıklama ve başlık arasında bir bağ kurmanız çok önemli. Yani etiketinizde geçen kelimeler başlıkta geçsin. Başlıkta geçen kelimeler açıklamada geçsin. Etikette geçen kelimeler yine açıklamada geçsin. Bu da size çok güzel SEO değeri kazandıracak bir şeydir. Gerçekten SEO yapmak belki YouTube'un en zor işlerinden biri. Ama zamanla siz de anlayacaksınız. Zaten şu anda da tamamını anlattım sizlere. Eğer dikkatlice videoyu dinlediyseniz, sonuna kadar izlediyseniz şu anda bence sizler de gayet güzel SEO'nuzu yapabilirsiniz. Bu videomuz aslında bu kadar. Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım bu videoda sizlere yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bir sonraki videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.